İsrail'in bu ilk ihlali değil mi değil zaten? Değil tabii ki. Değil. Yani defalarca zaten ihlal etmiş, keşif uçuşları yapmış. Evet, evet. Ve şimdi de geldi vurdu. Evet, yani onu demek istiyorum. Demek yani, ki açmış kapısını, açmış hava sahasını, böyle açmış. Böyle bir tutarsızlık yok. Yani eğer tutarlı olacaksanız tutarlı olmanız lazım. Yani bizim zaten akademisyenin en çok gözüne çarpan bu çifte sanatlar. Siz bir tarafa farklı, diğer tarafa farklı davranıyorsanız burada ciddi bir çifte sanat var. Türkiye'ye kızgın olabilirsiniz. Bunu anlayabilirim. Fakat kendi toprağınızda işgal eden bir ülke var bu durumda. O zaman onun da uçaklarını düşürün. Eğer düşürebiliyorsanız. Yani demek ki orayı düşüremiyorlar. Evet, yani şu sıralarda Orta Doğu aslında tam kaynayan kazan. Yani tam gittikçe de kazanın derecesi artıyor. Kaynama derecesi artıyor. Evet. İşin içerisine artık yavaş yavaş çevredeki diğer ülkeler de bu işle dahil oluyorlar bir yerinden bir tarafından. Tabii herkes çıkarlar doğrultusunda giriyor olayın içine. İşte bu noktada belki Mısır'a girmemiz çok önemli. İşte Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklama da çok böyle şeydi. Hani evet, sıradan bir açıklamaydı. İşte aman o coğrafyada biraz daha dikkatli olun. İşte ortayı ısıtacak fazla hareketlerde bulunmayın gibi. Evet. Böyle sanki hani bir baba evladına aman evladım işte dikkatli ol biraz daha gibisinden. Evet. Ben böyle bir hani Birleşmiş Milletler'in bu politikasını da artık şu sıralar hiç doğru bulamıyorum. Yani doğru görmüyorum. Hiç Birleşmiş Milletler barış gücünün maalesef ama maalesef görevini yerine getirdiğini, icra edebildiğini düşünmüyorum ben bu şekilde. Yani zaten bunun tersini iddia etmek mantığa aykırı. Yani Birleşmiş Milletler ancak ve ancak işte belki batılı birkaç ülkenin ya da toplumun çıkar doğrultusunda hareket eden bir örgüt. Herkes 5 ana daim üyenin işte çıkar doğrultusunda hareket eden tamamıyla meşruiyetini kaybetmiş bir örgütten bahsediyoruz. Evet, yani evet. Biz Kıbrıslar bunu çok iyi biliriz. Yani biliyorsunuz 60-63 arası 63'ten sonra Birleşmiş Milletler'in ne kadar Kıbrıs Türk halkını koruduğunu, ne kadar destek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ondan yani Birleşmiş Milletler'den bir şey ummak tam bir saflık tabii. Birleşmiş Milletler'in de zaten tatil kampıdır Kıbrıs. Tabii yani sonuçta yani dediğim gibi yani Birleşmiş Milletler özellikle Bosna'da yaptıkları, işte Kıbrıs'ta yaptıkları, Müslüman coğrafyasında yaptıkları. Yani bu adeta bir televizyon seyircisi gibi olayları izlemeleri gerçekten komik. Yani artık meşruiyetini tam yitirmiş bir örgüt. Fakat dediğim gibi Birleşmiş Milletler çok bizim Mısır konuşmamız çok önemli bence. Evet, Mısır'da da stadyum katliamından sonra 21 idam ortaya çıktıktan sonra ülke yine karıştı. Evet, şimdi bakın yani bu Mısır olayını çok önemli bir olay. Bunu çok ciddi incelememiz lazım. Çünkü bütün haberler çıktığı zaman işte BBC'de olsun, CNN'de olsun pek çok yerde Mısır'da çok ciddi bir ayaklanmalar var. Ayaklanmalar var işte Mursi rejimine karşı Mursi artık belki istifa etmeli falan diye tartışmalar gündeme getirildi kasıtlı olarak. Şimdi tabii bütün konuyu bilmeyen insanlar da bu olaya bu gözle bakıyorlar. Oysa bizim olayı yani gerçekten detaylarıyla ve sağlıklı bir şekilde araştırmamız lazım. Bunun temeli tam bir yıl önceye dayanıyor. Yine hatırlıyorum bu stüdyolarda biz bir yıl önce El Masri ile El Ahli takımları arasındaki maçı tartışıyorduk. Evet, 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 ve orada evet, ciddi bir analiz yapmıştım hatırlıyorsunuz. Evet, tam bir evet, yıl geçmiş üstünden. Zaman evet, çok hızlı geçiyor gerçekten. Kesinlikle. Yani orada ne olmuştu? Kısaca hatırlayalım. Normal El Masri takımı ortalama 500 bin kişi oynayan bir takım. Ligde alt sırada yer alan bir takım. Evet. O gün El Ahli maçına stadyum kapasitesi vardı 10 bin kişi. Hı hı. 20 bin kişi geliyor. Yani olacak bir durum değil. Yani takım şampiyonla oynamıyor. Küme düşmemeye oynuyor. Hiç bittası olmayan bir takım. Hiç bittası olmayan bir maç. 20 bin kişi geliyor. Bu 20 bin kişiye önceden bütün biletler dağıtılmış. Herkes silahıyla, bıçağıyla işte adeta savaşmaya gelmiş stadyuma. Evet, evet. Hiç kimsenin maç izlemeye falan niyeti yok. Pankartlar açılıyor sizi öldüreceğiz diye karşı taraftara. Yani açık açık niyetle söyleniyor. Maçın başına itibaren sahada taraftarlar dolaşıyorlar. O gün nedense bütün güvenlik görevlileri maça gitmiyor. Polisler görev yapmıyor. Kapılar dışarıdan kilitleniyor. Stadyumun kapıları. Yani tam bir katliam görüntüsü var orada. Hı hı. Ve bu hep önceden planlanmış bir organizasyon. Hı hı. Kapılar dışarıdan kilitleniyor. Karşı tarafın kaçma şansı yok. Yani tuvaletlere bile kilitleniyor. Ve orada 80 insan ciddi bir şekilde katlediliyor.